Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik 1. ünite bursluluk soruları ve çözümleriyle birlikteyiz. Son 5 yılın burslulukta çıkan sorularını çözeceğiz birlikte arkadaşlar. Konularımız doğal sayılarla işlemler, çarpanlar ve katlar ve kümeler. Bu ilk ünite konularımız da bunlar. Bunlarla ilgili son 5 yılda çıkan tüm soruları çözeceğiz. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar üslü ifadelerle ilgili bir soru. Üslü ifadeler karşılaştırıldığında daire, kare ve üçgen sembolleri yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. İkincinin beşinci kuvveti nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2 32'dir. 3'ün ikinci kuvveti 3 çarpı 3 9'dur arkadaşlar. O halde 32 büyüktür 9. Birinci ifademiz büyüktür olacak. Baktığımızda küçüktür ve küçüktür eledik. İkinci ifadeye bakıyoruz. 1'in 10. kuvveti 1'dir. 1'in 100. kuvveti de 1'dir. O halde ikinci ifademiz eşittir olacak arkadaşlar. 1'in herhangi bir kuvveti yine 1'e eşittir. O halde baktığımızda eşittir olan sadece D şıkkında var. Cevabımız D şıkkı. Bir sonuncu da yapalım. 7'nin karesi 49. 2'nin 6. kuvveti de arkadaşlar. Bakın 2'nin 5. kuvveti 32 ise 2 çarpı 32 64. Yani 2'nin Altıncı kuvveti de 64'tür. 64 49'dan büyüktür arkadaşlar. 49 küçüktür. 64. O halde hangi işaret gelecek bu? Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim. 2020. Kenarlarının uzunlukları 7 ve 16 santimetre olan dikdörtgen biçimdeki karton şeklindeki bir kasa kenarına paralel olacak biçimde kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Buna göre oluşan parçaların alanlarının toplamı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Buradan kesiliyorsa biz şu küçük ve büyük dikdörtgenin alanlarını toplarsak bulabiliriz. Küçük dikdörtgenin alanı bulabilmemiz için şuradaki kenarıyla 7'yi çarpacağız. Yine büyüğü bulmak için de şuradaki kenarıyla arkadaşlar yine 7'yi çarpacağız. Yani şu kenarla arkadaşlar şu kenarın toplamı kaç olması lazım? 16 santimetre olması lazım. A bakalım. Zaten kenarımız 7. 3 artı 12 15 etti. 16 etmesi lazım. A şıkkı olamaz. B şıkkına bakalım. 4 artı 11 yine 15 etti. Olamaz. 3 şurası 13 olduğunda bakıyoruz. 3 13 toplam 16 etmesi gerekirken evet 16 etti. Cevabımız C şıkkı olacak. Buraya baktığımızda 4 artı 13 17 edeceği için arkadaşlar D şıkkı da olamaz. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruyla devam edelim. Arkadaşlar işlem önceliği ile ilgili her yıl bir tane soru geliyor. İşlem önceliğini yaparken şu işlem önceliği öncelikle üstlü ifadeler yapılır arkadaşlar. Sonra parantez içi içleri. Sonra arkadaşlar çarpma ve bölme soldan sağa sırasıyla burası önemli soldan sağa sonra yine soldan sağa toplama çıkarma yapılacak arkadaşlar. O halde sorumuza dönelim. Neydi ilk önce üstü ifadeler 3'ün karesi 9 9'dan 1 çıkardık 8 parantez içerimizi buradaki parantezi bulduk. Şimdi 2'nin karesi 4 parantez içini yapalım 5'ten 3 çıkarsa 2. Şimdi arkadaşlar kalanları yazalım. 24, Burası da 8 kalmıştı. 24 bölü 8 artı 4. Bakın burada 2. 4 çarpı 2. Devam edelim işlemimize. 24'ü 8'e böldük. 3. 2 kere 4. 8. Şimdi toplama işlemini yapabiliriz. Soldan sağa öncelikle bölme. Sonra çarpma. Sonra arkadaşlar ikisini toplayacağız. 3, 8 daha 11. Cevabımız 11 olacak. Şu işlem önceliğini not almanızı öneririm arkadaşlar. Önce üstü ifadeler, sonra parantez içi, sonra soldan sağa çarpma, bölme, toplama, çıkarma yapılır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Bir manavda başlangıçta bulunan meyvelerin kütlesi, satılan meyvelerin kütle tablosu verilmiş. Tabloya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Buna, bu manav kalan meyveleri tarttığında çürük meyvelerin kütlesi 5 kilogram gelmiş. Buna göre sağlam meyvelerin kalan sağlamları bulacağız arkadaşlar. Meyvelerin toplam kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar önce başlangıçta bulunan meyvelerle satılan meyvelerden kalanını buluruz. Sonra sağlam dediği için çürüklerini de çıkarırız yaparız. Başlangıçtaki meyvelerin kütlesi 4'ün küpü 4x4x4 4 4, 64. 2'nin 5. kuvveti 32. 2x2x2x2. 3'ün 4. kuvveti 81. 3x3x3 6'nın 2. kuvveti de 6x6 6, 36. Şimdi arkadaşlar başlangıçtaki meyveleri toplayalım. Toplam meyve 64 artı 32 artı 81 artı 36 213. Şimdi satılan meyveleri bulalım. 7'nin karesi 49. 3'ün 3. kuvveti 27. 2'nin 6. kuvveti 64. 2'nin 5. kuvveti de 32. Toplayalım arkadaşlar satılan meyveleri. Toplam 172. Şimdi baştaki meyvelerden satılan meyveleri çıkardığımızda arkadaşlar kalan meyve 41. Fakat sağlam meyveleri istiyor. Çürükleri de çıkaralım. 41'den 5 çıkardık. 36. 36 nedir arkadaşlar? 6'nın karesidir. Yani cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 294 sayısının doğal sayı çarpanlardan biri değildir diyor. Hemen 294'ün bölenlerini yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle yapacak olursak 2'ye bölündü. 147 147 2'ye bölünmez. Sonra 3'le devam ediyoruz arkadaşlar. 3'e bölündü 49. Sonra 49 3'e bölünmediği için 7'ye bölüyoruz. 7'ye böldük. 7 7'ye böldük 1. 2 kere 3 6, 6 2 kere 7 14. 14 katıdır. 3 kere 7 21. 21'in katıdır. 7 kere 7 49 ama burada 44 44 katı değildir. Cevabımız D şıkkı olacak. 49 olmalıydı. Şimdi 330 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar asal çarpanlarını bulabilmemiz için şimdi bölenlerini bulalım. 330 arkadaşlar 2'ye böldük 165, 3'e böldük 55, 5'e böldük 11, 11'e böldük 1. O oldu tamam bitti. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar bu bölenleri toplayacağız. Toplayalım arkadaşlar. 2, 3 daha 5, 5 daha 10, 11 daha 21. Cevabımız ne olacak? C şıkkı. 7. soruyla devam edelim arkadaşlar. 9 ile 14 sayılarının ortak katlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Yani o kekini istiyor arkadaşlar. En küçük ortak katını. 9 ile 14'ün ortak bölenlerini bulalım arkadaşlar. 2'ye böleceğiz öncelikle. 7 bölünür fakat 9 bölünmediği için aşağıya yazıyoruz. 7, 3'e bölünür. Sonra 2'ye bölünmez. 3'e böleceğiz arkadaşlar. 9 bölünür. Fakat 7 bölünmez. Aşağıya yazıyoruz 7'yi. Tekrar 3'e bölüyoruz 1. 7'ye bölüyoruz 1. 1, 1 oldu mu? Evet bitti. Şimdi arkadaşlar ortak katlarını nasıl buluyorduk? Hepsini çarpıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7. 2 kere 3 6. 3 kere 6 18. 7 kere 18 126. Cevabımız 126. 8. soruya gelelim arkadaşlar. 237 sayısının aşağıdakilerden hangisi eklenirse elde edilen sayı 3, 4, 5 sayılarına kalansız bölünür? Arkadaşlar 3'e bölünmesi için 3'ün katları olmalı. 4'e bölünmesi için son 2 rakamı 4'e bölünmeli. 5'e bölünmesi için de son rakamı 0 veya 5 olmalı. Bakıyoruz 37. 5 yapamayacağımız için 0 yapabiliriz. Kaç eklememiz lazım 0 olması için? 3 eklememiz lazım. 3 eklersek burası ne olur arkadaşlar? 37. 3 daha 40 oldu. Hemen 40 oldu. Şimdi 40'ı deneyelim. Arkadaşlar 5'e bölünür mü? Evet. 4'e bölünür mü? 40. Evet. Şimdi 3'ün katı olması lazım. Rakamları toplamı 3, 3, 3 ve 3'ün katı olacak. 2, 4 daha 6. 3'ün katı olduğu için doğru arkadaşlar. O halde kaç eklemeliyiz? 3 eklemeliyiz. Cevabımız C şıkkı olacak. Buna göre A ve B bölmelerine kartlarda yazan sayıların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakıyoruz 10, 12, 22, 39, 42 sayılarından birinin yazılı olduğu kartların her biri aşağıdaki çarkın A, B, C, D, E bölgelerine her bir bölgeye yalnız bir sayı gelecek şekilde bölgelerin üzerinde de yazan kurala göre yerleştireceğiz. Arkadaşlar 2'ye bölme, 3'e bölme, 4'e bölme, 5'e bölme ve 6'ya bölme var. Hemen arkadaşlar sayılarımıza bakıyoruz. 5'e bölünen sadece 10 olduğu için D'ye 10 yazmalıyız. Sonra arkadaşlar zor bölünenlerden bir tanesi de dörde bölünen. Dörde bölünlere bakalım arkadaşlar. Dörde bölünmesi için ne olması lazımdı? Son ikinin son iki rakamının dörde bölünmesi lazım. Bakıyoruz arkadaşlar onu yazdık. 12 evet bölünür. 22 bölünmez. 39 bölünmez. 42 bölünmez. Sadece 12 bölündü. O halde C'ye 12 yazacağız. Şimdi arkadaşlar 6'ya bölünme 2 ve 3'e bölünmesi gerekiyor. 2 ve 3 Bakıyoruz arkadaşlar 12'yi de yazdık. 2'ye bölünür fakat 3'e bölünmez. 3'e bölünür 42. 6'ya da 3'e e de bölünür. 2'ye de bölünür. 4, 2 daha 6. Ve sonu 42 olduğu için arkadaşlar bölünüyor. Bu 39. Sonu e, tek olduğu için 2'ye bölünmez. Yani E'ye 42 yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar 2 tanemiz kaldı. 42'yi de yazdık. Rakamlar toplamının 3 olması lazım. Bakıyoruz 22, 2, 2 daha 4 olmaz. O halde 39'u da buraya yazıyoruz. 2'ye kalansız bölünen de 22. 22'yi de A'ya yazıyoruz. A artı B'yi istiyor arkadaşlar. 22 artı 39 da 61. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. 10. soruyla devam edelim. Kümelerle ilgili bir soru arkadaşlar. Hangisi küme belirtir diyor? Ülkemizin bazı arkadaşlar küme olabilmesi için netlik olması lazım. Herkes tarafından aynı şey düşünülmesi lazım. Olmaz. Ülkemizin coğrafi bölgeleri evet bir küme ifade eder arkadaşlar. Çünkü herkes ülkemiz 7 coğrafi bölgeden oluşmaktadır ve herkes tarafından aynı kabul edileceği için cevabımız 5 olacak. Sevilmeyen yaz ayları kişiden kişiye göre değişir. Olmaz. Sevilen kış ayıları, kişiden kişiye değişir olmaz. Herkes tarafından olabileceği için cevabımız B olacak. 11. soruya geçelim arkadaşlar. Buna göre A kesişim B kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir basamaklı doğal sayılar. Arkadaşlar doğal sayılar dediği için sıfırdan başlayacak. 9'a kadar. 16'dan küçük tek doğal sayılar diyor. Arkadaşlar 16'dan küçük tek sayı doğal sayılarımızda 15, 13, 11, 9, 7, 5, 1 ve 3. Şimdi arkadaşlar kesişimini istiyor. İkisinde de ortak olanlar. Sıfır yok. 1 her ikisinde var. 3 her ikisinde var. Arkadaşlar 5 her ikisinde var. 7 her ikisinde var. 9 her ikisinde var. Hangi şıkta var bu arkadaşlar? 9, 7, 5, 3 ve 1. Hangi şıkta var? Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine kümelerle ilgili 12. soru. Buna göre A kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 5'ten büyüktür diyor. Arkadaşlar mutlak değeri 5'ten büyük olduğu için A kümesinin 12'ye bakıyoruz. Eksi 12'nin mutlak değeri 12'dir. 12 olur. Eksi 10'a bakıyoruz. Mutlak değeri artı 10'dur. 5'ten büyüktür doğru. Eksi 8 olur. 4 olmaz. 2 olmaz, 0 olmaz, 6 olur, 8 olur ve 14'ü mutlak değeri 5'ten büyüktür. Hemen yazalım arkadaşlar. Eksi 12, 10, 8, 6, 8 ve 14. Topladığımızda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesi olur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Şimdi arkadaşlar 2019 bursluk sorularıyla devam edelim. Üslü ifade yok. O halde soldan sağa Çarpma bölme yapacağız. 16 çarpı 4 64. Sonra bölmeyi yapacağız. 27 bölü 3 9. Şimdi kalanları yazalım arkadaşlar. 64 eksi 9. Sonda da eksi 2'miz kaldı. 64'ten 9 çıkarırsak 55. 2 daha çıkardık mı 53. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 53. 5 sınıflı bir okulda 3 sınıfın her birinde 12 sıra. Diğer sınıfların her birinde 10 sıra varmış arkadaşlar. Buna göre en çok 2 öğrenci oturabildiğine göre bu okulun öğrenci sayısı en fazla diyor. Yani arkadaşlar tüm sıralar dolu olacakmış. O halde 5 sınıflı diyor. 3 sınıfı 12 sıraysa 3 sınıfında toplam 3 kere 12 36 sıra vardır. Her sırada en çok 2 kişi oturabildiğine göre 2 kere 36 72. Şimdi kaldı 2 sınıf. 2 sınıfta da 10'ar sıra varmış. 2 çarpı 10 20. 20 sıra her birinde 2 kişi oturacak. 2 kere 20 40. 40 öğrenci de orada olacak. Toplam öğrenci sayısını istediği için 72 40 daha 112. Cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. 3. soruyla devam edelim. Ali hiç artmayacak şekilde 3 arkadaşına eşit şekilde paylaştırabileceği 57 üçgen tane şekeri 4 arkadaşına da hiç arttırmadan eşit şekilde paylaşmıştır. Buna göre üçgen yerine yazılabilecek rakam kaçtır diyor. Arkadaşlar o halde 3'e ve 4'e tam bölünebilecek eşit şekilde paylaştırılabildiğine göre 57 üçgen rakamını yazdığımızda sayımız 3 ve 4'e tam bölünebileceği için şimdi üçgen yerine 3 ile bölünebilmesi için Üçgen yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? 3 ve 3'ün katları olacak. 7, 5 daha 12. 12 ise 0 yazabiliriz. 3 yazabiliriz. 6 yazabiliriz. 9 yazabiliriz arkadaşlar. 3 6 9. Zaten 12 3'ün katıdır. 0 yazdığımızda fark edemiş şey olmayacak. 3 yine 3'ün katı 6 ve 9 yazabiliriz. Şimdi 4'e bölünebilmesi için de arkadaşlar üçgen yerine son iki rakamının yani 7 ve üçgenin 4'e tam bölünebilmesi lazım. Peki üçgen yerine ne gelir arkadaşlar 0 olsa 70 70 bölünmez 71 bölünmez 72 2 olabilir. 4 da arttırdık 76. Yani 2 ve 6 gelebilir. Bakıyoruz her ikisinde de kaç var? 6 var. O halde biz üçgen yerine kaç yazmalıyız arkadaşlar? 6 yazmalıyız. Cevabımız D şıkkı olacak. Dördüncü soruyla devam edelim 2019. 144 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar 144 sayısının bölenlerini bulalım hemen. 2'ye böldük 72, 2'ye böldük 36, 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. 2 ve 3 var. Hemen bunları ne yapalım arkadaşlar? Toplayalım 2, 3 daha 5. 2 ve 3'ü topladığımızda 5 ettiği için cevabımız ne olacak? Asal çarpanlarının toplamı dediği için cevabımız A şıkkı olacak. Beşinci soruyla devam edelim. Arkadaşlar 180 santimetre ve 216 santimetre uzunluğundaki iki çubuk hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Buna göre oluşabilecek parça sayısı en az diyor arkadaşlar. Artmayacak şekilde dediği için 200, 180 ve 216'nın en küçük ortak katını bulacağız. Hemen Bulalım arkadaşlar. 2'ye böldük arkadaşlar. 90 108 2'ye böldük. Bunlar ortak bölenleri kırmızıyla yazdım arkadaşlar. 2'ye böldük 45 54. Ortak bölmüyor. 2'yi kırmızıyla yazmadım. 3 2'ye böldük 27. Şimdi 3 ortak bölüyor. 15 9. 3 3'e böldük 5 3. 2'ye bölün arkadaşlar 3'e bölünür. Burası 1 burası 5. 5'e bölünür ortak olmadığı için bunu da yazmıyoruz. Şimdi ortaklara bakalım arkadaşlar. 2 tane 2 ve 2 tane de 3'ümüz var. Bunlar ne yapacağız arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. 4 kere 9 36. Yani biz 180 ve 216'nın ortak böleni 36 ise 180'i 36'ya bölelim 5 5 çubuk elde ettik 216'yı yine 36'ya böldük 6 çubuk toplam 6 5 daha 11 tane eşit çubuk olacak cevabımız ne olacak B şıkkı olacak arkadaşlar 6. soruyla devam edelim kümelerle ilgili 12 sayısının doğal sayı çarpanları diyor arkadaşlar 12 sayısının doğal çarpanları nedir 12 çarpı 1, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. O halde çarpanları ne olur arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Şimdi 42 sayısının doğal çarpanlarını bulalım. Arkadaşlar 42 çarpı 1, 21 çarpı 2, 14 çarpı 3, 7 çarpı 6 hepsi 42 ediyor. O halde rakamları yazalım. 1, 2, 3, 6, 7 21 ve 42 olacak arkadaşlar. Kesişimini istediği için ikisinde de ortak neler var arkadaşlar? 1 3 1 2 3 6 ortak arkadaşlar. Hemen 1 2 3 6 ortak olduğu için kesişimleri 1 2 3 6 olacak. O halde cevabımız ne olur arkadaşlar? Toplam 4 tane olduğu için cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 2018 sorularıyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür diyor arkadaşlar. 2 üzeri 6 64. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 64. 1'in 10. kuvveti yine 1'dir arkadaşlar. 7'nin karesi 49. 3'ün 4. kuvveti yani 3 üstü 4. 3'ü 4 defa yan yana yazdık 81. En büyük dediği için 81 en büyüktür. Cevabımız D şıkkı. İşlem önceliğine göre soru. Arkadaşlar soldan sağa çarpma sonra bölme yapılacak. Sonra kalanları yapacağız. 3 kere 4 12. 12'ye böldük 5. Şimdi kalanları yazalım. 12 artı 5 eksi 1. 12 5 daha 17 1 çıkarırsak 16. Cevabımız ne olacak? C şıkkı. Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı 3 ve 5'e kalansız bölünebilen en büyük çift doğal sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar Rakamları birbirinden farklı olacak. Farklı mı bakıyoruz? Burada rakamları birbirinin aynı. D şıkkını hemen eledim. Şimdi 3'e ve 5'e kalansız olacak diyor. 5 bakıyoruz hepsi 0 oldu. Şimdi 3'e kalansız bölünebilmesi için 3 ve 3'ün katı olacak. 9, 6, 15 oldu. A şıkkı olabilir. B şıkkına bakalım. 9, 7 daha. 16, 3'ün katı değildir. B şıkkını eledim. 9, 8, 17, 3'ün katı değil. Eledim. O halde cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Dördüncü soruyla devam edelim. Aralarında asal iki doğal sayının ekok'u 72 olduğuna göre bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar hemen ek ise bölenlerini bulalım 72'nin. 72'nin bölenleri arkadaşlar 2'ye böldük 36, 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. 2 çarpı 2 çarpı 8, 3 çarpı 3, 9. Yani arkadaşlar 8 ile 9'un ek oku, ortak katı nedir? 72'dir. Toplamını istiyor arkadaşlar. 8, 9 da 17. Toplamı dediği için cevabımız 17 olacak. A şıkkı. 2017 sorularıyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2, 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Doğru. 2'nin 4. kuvveti 16. 4'ün 2. kuvveti 16 eşittir. Doğru. 2'nin karesi 25. 3'ün küpü 1000. 25.000 olacak. Burada 2500 yazmış. Yanlış arkadaşlar. 25 çarpı 1000 25 bin olur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı. Buraya da bakıyoruz. 1'in 250. kuvveti yine 1'dir. Bu doğrudur arkadaşlar. Yanlışı sorduğu için cevap C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısının asal çarpanlarından biri değildir diyor. Arkadaşlar 90'ı hemen bölenlerini bulalım. 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Bakıyoruz 2 var, 3 var, 5 var. Fakat 7 yok. Cevabımız ne olacak? 7. Yolcu taşıma kapasitesi 27 ve 45 olan 2 araçla 4'er kez servis yapılıyormuş. ilk 3 serviste araçlar tam doluymuş arkadaşlar. Son serviste büyük olan araçta küçük olan araçtakinin iki katı kadar koltuk boş kalıyormuş. Taşınan yolcu sayısı 276 olduğuna göre küçük olan araçta kaç yolcu taşınmıştır? Evet arkadaşlar ilk 3 seferde tam doluysa o halde 27 koltuklu araba ne yapar? 3 kere 27 81 kişi taşır. 45 olan 3 kere 45 135 arkadaşlar toplam kaç kişi taşınır ilk 3 seferde 216 toplam taşınan kaçtı 276 çıkarırsak arkadaşlar 60 son sefere yani 4. sefere arkadaşlar 4. sefere 60 kişi kaldı 60 kişi kaldıysa arkadaşlar eğer tam dolu olsaydı yani 27 45 tane ne yapar 72 olurdu 12 tane koltuk eksikmiş. Peki 12 koltukta hangisinde ne kadar olduğunu nasıl bulacağız? Küçük araçtakinin 2 katı dediği için toplam 3 kat olur. 12'yi 3'e böldüğümüzde arkadaşlar 4. O halde küçük araçta 4 koltuk, büyük araçta 8 koltuk boş kalmış. 4 koltuk boş kalmışsa 27'den 4 çıkarırız arkadaşlar. 23 son seferde küçük araç 23 kişi taşımış. Önceki 3 seferde de arkadaşlar 81'di. 81 ile 23'ü toplarsak arkadaşlar toplam 104 kişi taşımıştır küçük aracımız. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. 2016 sorulara devam edelim. 8 çarpı 8 çarpı 8. 8'in küpü. Yani 8'i 3 defa yan yana yazıp çarpma nedir? 8'in küpüdür. Hangi şıkta var 8'in küpü? C şıkkında var arkadaşlar. Beril 4 basamaklı bir doğal sayı olan bilgisayar şifresinin bazı rakamlarını hatırlamıyor. Binler ve yüzler basamağında rakamlar sırasıyla 4 ve 3 ve şifre 6 ile bölünebildiğine göre Beril'in bilgisayar şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakıyoruz 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Hepsi 4 ve 3. Şimdi 6 ile bölünebilmesi için ne yapması lazım? 2 ve 3'e bölünmesi lazımdı. 2 ve 3'e tam bölünmesi için de 2'ye bölünmesi için de sonu çift rakam olmalı. Bakıyoruz C'ye sonu 9 tek rakam. C şıkkını eledim. Daha sonra 3'ü ve 3'ün katı olması lazım arkadaşlar. 4, 3 daha 7. 3 daha 10, 14. 14, 3'ün katı değildir. 4, 3 daha 7. 3 daha 18 8 daha 18. 18 3'ün katıdır. Yani cevabımız ne olacaktır? B şıkkı. Son şıkkada bir tekrar bakalım arkadaşlar. 4 3 daha 7. 6 daha 13. 4 daha 17. 17 3'ün katı değildir. Olmaz. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. İkinci soruyla 2016. ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki haritada şehir merkezleri arasındaki uzaklıklar kilometre cinsinden gösterilmiştir. Balıkesir'den yola çıkan hemen Balıkesir'i işaretliyoruz. Onur haritadaki yolu izleyecek ve Ankara'ya geliyor. Hemen Ankara'ya kadar gelelim arkadaşlar. 151, 149, 233. Toplam kaç kilometre yaptı arkadaşlar? 533 kilometre yaptı. Fakat Onur kaç kilometre yapmış? 610 kilometre gittiğine göre hangi şehire gitmiştir diyor. 610'dan 533 çıkarsa kaç kilometre? 77. Peki Ankara'dan 77 kilometre olan hangi şehir var? 40 kale var. O halde cevabımız ne olacaktır? 40 kale olacak. 2006 bursluluk soruyla devam edelim. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. 1. En küçük asal sayıdır diyor. Yanlış. En küçük asal sayımız 2 olacak. Yanlışı sorduğu için cevap A. Yani en küçük asal sayımız 2'dir. A yanlış. 10'dan küçük 4 tane asal sayı vardır. Bakalım arkadaşlar. 7, 5, 3, 2 doğru. 4 tane var. 75'in asal çarpanları 3 ve 5'tir. Hemen bulalım arkadaşlar 75'in asal çarpanlarını. 3'e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Bakıyoruz 5 ve 3 doğru. 2 dışındaki tüm asal sayılar tek sayıdır. Evet arkadaşlar 2 dışında tüm asal sayılar tek sayı olduğu için cevabımız ne olacak? Yanlışı soruyor. A şıkkı olacak. 2016 21. soru arkadaşlar. Bakalım aşağıdakilerin hangisinde sayıları verilen birim küplerin tamamını kullanarak bir küp oluşturulamaz diyor arkadaşlar. Küp oluşturulabilmesi için bir sayının küpü olmalı arkadaşlar. Bakıyoruz 8 bir sayının küpü mü? Evet 2'nin küpü. A şıkkı olmaz. 18 bir sayının küpü mü? Hayır arkadaşlar. O halde cevabımız B şıkkı. Sonra 27'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz 3'ün küpü. 64'te 4'ün küpü olduğu için olur. Küpü olmayan hangi sayı var? 18 sayısı var. Fıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.